Değerli basın mensupları, Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs adı verilen salgın beklenildiği üzere ülkemize de gelmiş bulunmaktadır. Bulaşma hızı oldukça yüksek olan ve ciddi solunum yolu problemlerine sebep olan bu salgına karşı tedbirli olmak her birimizin vatandaşlık görevidir. Bu minvalde Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde alınan kararların ve uygulanan tedbirlerin oldukça yerinde olduğunu ve Saadet Partisi Gençlik Kolları olarak alınan tüm önlemlere her sağduyulu vatandaşımız gibi destek verdiğimizi ifade etmek isteriz. Bu çerçevede halkımızın da bu meseleye gereken özeni göstereceğinden kuşku duymuyoruz. Salgın tehlikesi devam ettiği sürece kişisel hijyen konusuna özen göstermeye, zorunlu olmadıkça kamusal alanlara girmemeye ve dışarı çıkmamaya, ateş, öksürük ve solunum zorluğu belirtileri olanların en yakın hastaneye başvurması için özen göstermeye, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün kuralına riayet ederek kendilerini izole etmesine ve bakanlığımız yalınan tüm kararlara hassasiyet göstermeye tüm halkımızı davet ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, Saadet Partisi olarak da en başından beri alınan tedbirler doğrultusunda hareket ettiğimizi belirtmek isteriz. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla gereken bütün önlemler partimizce alınmıştır. Bu süreçte yapılacak olan ulusal ve yerel bazda tüm kitlesel programlarımız ertelenmiştir. Olağan çalışmalarımız ve toplantılarımız internet ortamında yapılmaya başlanmıştır. Genç Saadet olarak bizler de bu süre boyunca çalışmalarımızı alınan tedbirler doğrultusunda revize etmiş bulunmaktayız. Başta teşkilat çalışmalarımız olmak üzere tüm aktivitelerimizi internet ortamında, sosyal medya aracılığıyla ve interaktif bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Salgın süresince bizim için her biri birbirinden değerli gençlerimize yönelik çalışmalarımızı tedbirlere riayet ederek ve aksatmadan sürdüreceğiz. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bakanlığımızın aldığı kararlar oldukça isabetlidir. Ancak bu süre içerisinde halkımızın hane masrafları artacak ve birçok vatandaşımız ekonomik olarak zor bir süreçten geçecektir. Ticari olarak kayıplar meydana gelecek ve halkımızın büyük çoğunluğunu etkileyecektir. Bu kayıpların bir nebze de olsa telafi edilebilmesi için Genel Başkanımızın da çağrısı doğrultusunda vergi indirimleri ve banka ödemelerinde ertelemeler yapılması da alınan diğer tedbirler kadar önem arz etmektedir. Salgından etkilenen diğer ülkelerde uygulanan ekonomik tedbirlerden vatandaşımızın da faydalanabilmesi için hükümetimizi buradan bir kez daha bu konuya duyarlı olmaya davet ediyoruz. Son olarak bu zorlu süreci atlatabilmek için Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralını hatırlatmakta fayda görüyoruz. Ülke olarak en kısa sürede bu tehlikeyi atlatmayı umuyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve 14 kuralı sizlere aktarmak istiyorum. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz var ise maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin veya erteleyin. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın. Hiçbir kişisel eşyanızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.